Merhabalar. Şunu bir düzeltmem gerekecek, çok pardon. Evet. Biliyorsunuz bugünkü konumuz miras üzerine. Ben hepimize ait olan bir mirastan bahsedeceğim. Benim anlatmak istediğim konu, farkındalık yaratmak istediğim bir konu hatta. Bozkır'ın mirası. Bozkır deyince hepinizde mutlaka bir şeyler canlanıyordur. Ama ben yine de bir soru olarak bunu sormak istiyorum. Bozkır nedir? Sizler düşünürken, evet oradan bir neşeler taştırdım. Sizler düşünürken ben küçük ipuçları vereyim. Bozkır bir aşk, bozkır bir özlem, bozkır belki bir yağmur, belki bir poyraz. Bozkır belki bir renk, sarı olabilir. Bozkır bir Yaşar Kemal, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Aşık Veysel, Mahsun Şerif ve daha sayamadığım nice ustalar, ozanlar. Benim Bozkır'la tanışma hikayemin başlangıcı tabii ki Aşık Veysel oldu. Çünkü ben Sivas Şarkışlalıyım ve benim doğduğum topraklarda Veysel vardı, Sevgili Selim vardı. Hatta benimki çok tanışma da olmadı. Ben zaten orada içinde doğduğum için direkt kendimi ortamın içerisinde buldum. Annemin karnındayken babam çat pat bağlama çalıyordu ve ben o sesleri, o ezgileri, o şarkıları, türküleri dinliyordum. Doğdum, dünyayla tanıştığımda bu sefer komşularım, arkadaşlarım, akrabalarım çalıyordu. Daha sonra profesyonel bir müzik hayatına geçiş yaptım. Bu serüvende bugüne kadar ruhumla dinlediğim, özümle dinlediğim, özümseyebilerek dinlediğim insanları biraz müzikal kaygıyla dinlemeye başladım. Peki bu müzikal kaygı ne demek? Müzikal kaygı şöyle bir şey. Dinlediğiniz şeyi, aslında bu bir deformasyon bu arada, kötü bir şey. Tonunu, tuşesini, tınısını, teknik özelliklerini, yapmak istediği şeyi bugüne kadar onun mirasından, Neşet Ertaş babasından aldığı şeyi bize nasıl ulaştırdı? Geçerken oradaki müzikal değerler neydi? Gibi soruları sorarak dinlemeye başladım. Başta da söylediğim gibi Neşet Ertaş bir halk ozanıydı. Fakat ben bu soruları sorduktan sonra ona bir özellik daha ekledim. Bir virtüöz. Hem halk ozanı hem virtüöz bu Türkiye'de bir tek. Başka hiçbir örneği yok. Bizler hep onu halk ozanı olarak, bir aşık olarak gördük ama Neşet Ertaş aynı zamanda bir virtüöz. Peki onun virtüöz olması neden önemliydi? Şu yüzden önemli. Virtüöz kelimesi bu arada Türk halk müziği tarihinde çok yeni bir kelimedir. Daha bebektir. Onun virtüöz olması şu yüzden önemliydi. Bizim toplumumuzda şu hep karıştırılır. Karıştırılan birçok kavramlar gibi. Halk ozanı denilen kişi, içerisinde bulunmuş olduğu durumu ve şartları, ona yüklenen sorumluluklarla birlikte enstrümanını eşlikçi olarak kullanıp aslında edebiyatıyla, yani sözüyle anlatır derdini. Ama virtüözün böyle bir kaygısı yoktur. Virtüöz edebiyatından öncelikli olarak enstrümanını, bu sesi de olabilir, çaldığı bir enstrüman da olabilir, kullanarak karşı tarafa aktarır. Neşet Ertaş bunlardan her ikisini de yapabiliyordu. Ve bu yüzden çok önemli. Tabii ben bu soruları sorarken her bulduğum cevaptan sonra yeni bir soru ekledim. Sonra kendime dedim ki ya bu dünyada bir tane mi Bozkır var? O da bizim Kırşehir ya da Ankara mı ya da Niğde mi? Dünyada başka bozkırlar var mı diye düşündüm. Ben bu soruyu sorarken kendime karşımda Jimi Hendrix çıktı. Çok ilginç, ben de çok şaşırdım. Ama onu ilk dinlediğimde tıpkı Neşet Ertaş'ı dinlediğim anda hissettiğim, o ruhani şeyi hissettim. Onu da ilk önce ruhumda, özlüğümle dinledim. Daha sonrasında yine tabii müzikal değerleri ortaya koydum. Yahu baktım ki ben yıllardır Bozkır'ın tezenesi dinliyordum. Şimdi benim karşımda Bozkır'ın penası var. Bir tarafta Bozkır'ın tezenesi, bir tarafta Bozkır'ın penası. Peki bu nasıl olabiliyor? Neşet Ertaş'ın Jimi Hendrix'ten eminim ki haberi yoktur. Jimi Hendrix'in Neşet Ertaş'tan haberi yok. Ama ikisi de aynı şeyi yapıyor. Peki ikisi neleri aynı olarak yapıyor? Bir kere tesadüf mü artık bilmiyorum ama ikisinin de babalarıyla olan ilişkileri çok özel. Neşet Ertaş'ın da Jimi Hendrix'in. Biliyorsunuz Neşet Ertaş abdallık geleneğinden gelir. Jimi Hendrix, kızılderili ve siyahi bir ailenin çocuğu. İkisi de azınlık diyebileceğimiz, dünyada azınlık olarak gördüğümüz ırklara sahipler. Bu işin manevi tarafı. Bir de işin müzikal tarafı var. Ben asıl şoku orada yaşadım. İkinci şokumu. Neşet Ertaş'la Jimi Hendrix'in tuşesi, tonu, tınısı, çalım stili, müziklerinde anlatmak istediği dertler, tasalar, aşkların anlatma biçimleri. Ki hatta burada bir söz var. Müzik asla yalan söylemez. Eğer dünyada değiştirecek bir şey varsa bu ancak müzikle olur. Şöyle bir geçiş yapacağım. Aynı sözü Neşet Ertaş da söylemiş.
Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Bu iki söz aynı ama iki insan da birbirinden habersiz. Ve biraz önce anlattığım gibi çok ilginç bir şey var. İkisinin tonu, tınısı, tuşesi, çalım stili, kullandıkları distortion pedalları her şey aynı. Bunu da size bir örnekle göstermek istiyorum. Tabii yaşadıkları coğrafyalar farklı oldukları için müzikte kullandıkları cümleler farklı. Ama aslında aynı şeyi anlattılar. Aynı tınıyla anlattılar, aynı stilde anlattılar. Ve bu soruyu sorduktan sonra kendime dedim ki, yahu Mulis, her şey çok güzel. Sokakta yürürken gençlere sorsak ya da insanlara sorsak, Neşet Ertaş'ı tanıyor musunuz diye Türkiye'de, birçoğu tanıyorum diyecek ki maalesef bizim ülkemizde olduğu gibi vefat ettikten sonra daha da çok tanınır hale geldi. Peki Jimi Hendrix'i çocuklara sorsak, müzisyen olanlar tanıyabilir ya da o rock and roll stilini sevenler tanır. Peki aynı soruyu Amerika'da sorsam, Jimi Hendrix'i sorsam tabii ki herkes tanıyacak. Neşet Ertaş'ı sorduğum zaman kim tanıyacak? %1. Hani aynıydı? Aynı şey, aynı şeyi anlatıyorlar. Aynı dert, aynı sıkıntı, aynı aile, aynı gelenek, aynı azınlık, aynı müzik stili ama biz onu tanıyoruz Jimi Hendrix'i, seviyoruz, dinliyoruz. Ama Neşet Ertaş'ı kimse tanımıyor. Ha, sonra ortaya şöyle bir gerçek çıktı. Türkiye'de bozkır kaderdir. Peki bu cevap benim hoşuma gitti mi? Hiç hoşuma gitmedi. Sonra dedim ki, hoşuna gitmeyen cevapları duymamak için kendime yalan söyleyeceğimi, cevabını beğenmediğim soruların sorularını değiştir. O zaman bir daha Türkiye'de bozkır kaderdir, neden kaderdir gibi bir soruyu duymakta, duydurtmakta istemedim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu soruyu nasıl ortadan yok edebiliriz? Kaderciliği nasıl kaldırabiliriz? İşte onu ben mi yapacağım? Evet ben yapacağım. Ama bunu tek başıma yapmayacağım. Konuma başlarken kendi mirasımı değil, hepimize ait olan bir mirastan bahsettim. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu siz yapacaksınız, ben yapacağım, bunu biz yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu şöyle olacak efendim. Dünyadaki bütün müzisyenlere bakın. Başarmış, Türkiye'de de mesela fazla sayı örnek verebilirim. Dünyada çalan, dünyada kara toprağı çalabilen bir müzisyen, çalan bir müzisyen. Peki bu bunu nasıl yapmış? Önce özü bilerek. Yani beni bilmezsem, kendimi tanımazsam, toprağımdaki ürünü tanımazsam bunu yurt dışında ya da evrensel dünyada kimseye anlatamam ki. Bunun için ilk önce benim bozkırı öğrenmem gerekiyor. Hissetmem gerekiyor. Sonra da öğretmem gerekiyor. Bu üç tane doneyi yan yana getirip başardıktan sonra toplum olarak, yani biz, bizim müziğimiz Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif, Amerika'da bir sokakta yürürken de birisine sorduğunuz zaman "Aa evet tanıyorum, dinlemiştim şu müziğini" diyebilecek kalitede bir müziktir ve bu kesinlikle böyle olacaktır. En azından ben öyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir performans sergilemek istiyorum. Bu da böyle TED için bir improvize bir şey çalayım, TEDx için. Çok sağ olun. Thank you.
Thank you.